Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Şubat favorileri videomla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. The Balm markasının Committed rengindeki likit mat ruju, neredeyse likit mat rujlarla tanışmamızı sağlayan ilk ürünlerden bir tanesi. Aslında çok uzun zamandır kullandığım ama bir süredir farklı markalar çıkınca da böyle bir köşede duran bir üründü. Geçtiğimiz seyahatimde bunu yanıma almıştım, hani her şeyle de uyum sağlar rengi diye, ve ne zaman bu ruju sürsem Instagram'da görüp hep böyle Merve rujun ne, Merve rujun ne diye soruyordunuz. Hakikaten ben de bu aralar çok sıkça kullanıyorum. Şu anda dudağımda da bu var. Benim bu markanın bu rujunu sevmemdeki en bence belirgin özellik çok kolay şekilde sürülüyor olması. Evet, dudaklarınız kuruysa biraz dudak çizgilerinizi dolarak böyle hafif sanki kurutuyor gibi yapabilir ama kesinlikle pul pul dökülmüyor. Farkı diğerlerine göre inanılmaz derecede böyle bir rahatlatıcı, bir mentollü, naneli bir içeriği var bu rujun. Sürdüğünüz zaman dudaklarınıza böyle sanki ekstra bir rahatlama ve haliyle biraz nane ve mentol aroması olduğu için sanki birazcık da böyle dolgunlaşma hissediyorsunuz. Bence rengi benim gibi bu tarz renkteki ruj sevenler için mükemmel opaklığı, harika tek kat sürmeniz yeterli, iki kat sürmenize hiç gerek yok. Diğer renklere çok güzel ama benim en çok sevdiğim kesinlikle Committed. NYX'in pembe renginde göz içini aydınlatan göz kalemi Faux White diye geçiyormuş. Bendeki bu rengi 03 numara. Şimdi ben zaten artık çok uzun dönemdir günlük makyajımda, gündüz bir yere gideceksem ve akşam bir yere devam etmeyeceksem hep daha çok ten rengi beyaz göz kalemlerini tercih ediyorum. Beyazı hep söylüyorum çoğu videomda, çok duymuşsunuzdur benden bunu. Beyaz ten rengine göre birazcık daha böyle kontrast duruyor. Çok kuvvetli duruyor ve biraz korkutucu olabiliyor. Hele ki böyle mavi gözlerde, yeşil gözlerde. O yüzden mümkün olduğu kadar o göz içerisindeki kırmızı damarları da engellemek için, onları nötrlemek için ten rengi bir göz kalemi her zaman çok daha güzel duruyor. Ama bu pembe de o kadar tatlı bir parlaklık katıyor ki gözünüze. Zaten böyle çok pembe pembe hayal etmeyin. Şu an yine gözümün içerisinde bu var. Nasıl diyeyim size? Aydınlık ve sanki böyle gözünüzün içi parlıyormuş gibi gösteriyor. Çok yoğun sürmenize gerek yok. Çok üst üste sürdüğünüz zaman evet gerçekten çok şeker pembesi duruyor ama tek kat sürdüğünüz zaman göz içini çok aydınlatıyor. Sanki çok uyanık, çok enerjik, böyle hiç yorgun değilmişsiniz, gece hiç uyanmamışsınız ya da gece hiç geç yatmamışsınız gibi gösteriyor gözlerinizi. O yüzden beyaz bir kalemdense artık ten renginin yanında kesinlikle bu NYX'in pembe kalemini çok seviyorum ve günlük makyajlarımda da kesinlikle harika duruyor. Caudalie markasının Beauty Elixir ürünü. Bugüne kadar gelen birçok marka gönderisi arasında aklımda en kalan ürün buydu. Çünkü kutuyu açtığın zaman böyle rengarenk çiçeklerle bezenmiş halde bir kutuyla karşılaşmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Beauty Elixir diye geçiyor. Çok kullanımlı bir ürün bu. Ben artık bunu hiç çantamdan ayırmıyorum. Seyahate giderken mutlaka uçakta kullanıyorum. Geceleri makyajımı temizledikten sonra sıkıp yatıyorum. Sabah kalkıp yine ilk güne bununla başlıyorum. Bir büyük boyu, bir küçük boyu vardı. Küçük boyu bitmek üzere, artık hani büyük boyuna geçeceğim. Peki ne yapıyor bu ürün derseniz, dediğim gibi isterseniz temiz cildinizi uyguluyorsunuz. Cildinizi sıktıktan sonra böyle cildinizde bir toparlanma hissediyorsunuz sanki. Cildinizi parlatıyor ve ışıl ışıl gösteriyor. İsterseniz de makyajınızın üzerine de sıkabilirsiniz. Ben mesela gün içerisinde cildim yağlanınca hani böyle yağlanmayı önleyici mendillerle temizlemek yerine artık direkt 2-3 pompa bundan sıkıyorum yüzüme. Bütün o cildimdeki yağlanmayı tamamıyla ortadan kaldırıp tekrar sanki makyajımı tazeliyormuş gibi oluyor. Bir tek uyarmam gereken bir konu var. Daha böyle narenciye içerikli bir ürün olduğu için cildi çok kuru olanların cildinde bence kesinlikle bir gerginlik yaratabilir. Ben o gerginliği seviyorum, hoşuma gidiyor çünkü cildim zaten yağlı olduğu için o böyle temizlenmiş ve toparlanma hissiyatı yaratıyor bende, ama cildiniz kuruysa birazcık nemsiz ve hafif gerilmiş gibi hissedebilirsiniz. Gerçekten hani çok kullanımlı bir ürün olduğu için ve cildi anında toparlayıp size de böyle enerji kattığı için, cildinizi de parlattığı için ben çok severek kullanıyorum. Institut Esteder markasının köpük formundaki yüz yıkama ürünü. Normalde köpük formundaki ürünler, en azından benim kullandıklarım, sanki böyle cildimi çok da fazla, cildimi demeyeyim de makyajımı çok da fazla temizlemiyor gibi hissettiriyorlar hep genelde. O yüzden ben daha çok böyle hep jel formlu yıkama ürünlerini hep bir daha seviyorum. Ama bu onlardan farklı.
Göz makyajımı, maskaramı ki ben ne kadar maskara sürüyorum biliyorsunuz, kat kat altına bastırıyorum, üzerine iki kat maskara sürüyorum. Bu köpük ürün çok güzel şekilde çözüyor ve makyajımı hakikaten çok iyi şekilde temizliyor. Ekstradan mutlaka üstünden tabii ki hangi yıkama ürününü kullanırsam kullanayım, zaten bir tonik ya da gül suyu ya da bir makyaj temizleme suyu kullanıyorum ama göz makyajımı çok iyi çözdüğü için ve cilt makyajımı da aynı şekilde kurutmadan da temizlediği için çok çok beğendim. Daha önce bu markanın bir de size bir maskesini önermiştim. İnanın nerede satılıyor bilmiyorum. Çok da böyle popüler bir ürün de değil ama iki ürününü de kullandım. İkisinden de çok memnun kaldım. Diğer ürünlerini merak ettiğim için mutlaka bakıp araştırıp diğer ürünlerini de denemek istiyorum. Bu favoriler videosunda bir ruj, bir dudak kalemi daha önermek istiyorum size. Bir tanesi Avon'un Mark serisinin rujları. Bu da çok güzel bir paketle geldi. Böyle kocaman bir sürü rengini içeren. Şimdi bu Rosy Outlook diye bir rengi. Yine tam benim tonlarım. Dudağımda aslında The Balm'ın Likit Mat Ruju var ama bazen hafif kuruluk hissettiğim zaman tazelemekle uğraşmak istemiyorsam, zaten renk tonları birbirine neredeyse aynı olduğu için, bu da çok kremsi bir mat ruju olduğu için hemen The Balm'ın üzerine sürüyorum. Dolayısıyla aslında ben şu ikisini hiç çantamdan ayırmıyorum diyebilirim. Yani şöyle takım olarak bu ikisini çantama atıyorum. Aynı zamanda bu dudak kalemini de bu ikisiyle birlikte kullanıyorum. Şu anda bu dudak kalemi de dudağımda var. Bu da Maybelline'in Gigi Hadid serisindeki nude rengindeki dudak kalemi. Gerçekten dudaklarınızı çok büyük ve çok dolgun gösteriyor ama bir minicik dezavantajı var. Çok yumuşak bir kalem olduğu için çok hızlı biteceğini öngörüyorum. Yani tek bir uygulamada bile dudak kalemi böyle biraz eriyerek gitti. Dedim ki yani bu herhalde bir 10-15, 20 uygulamada herhalde küçülerek artık bitecek. Yani renk, yapı ve rujun kalıcılığını sağlaması açısından muazzam güzel ama çok yumuşak yapıda olduğu için çok hızlı biteceğini de öngördüğüm için de ayrıca uyarmak istedim. Maybelline Fit Me Fondöten. Aslında normalden yağlı cilde diyor ama bence gerçi normal ciltler de sever ama karma ve yağlı ciltler çok çok sever bu fondöteni. Çünkü pudra formlu bir fondöten olduğu için benim artık neredeyse gün boyunca hiçbir şekilde transparan pudra uygulamama gerek kalmadan günümü çok güzel şekilde geçirmemi sağlayan bir fondöten. Hem baz kullanarak hem de bazsız olarak uyguladım. Şu anda cildimde bu fondöten var. Altına hiçbir baz uygulamadım. Aslında baz uygulamadığım zaman kalıcılığının çok daha uzun süre gittiğini gözlemliyorum. Ama hafif pudra formlu olduğu için ince çizgileriniz varsa biraz açıkçası ince çizgilerinizde dolma ihtimali var. Ben o ince çizgilere dolmasını engellemek için de bu MAC'in yağından bir iki damla sıkıp o şekilde süngerle ya da fırçayla dağıtıyorum. O zaman çok çok daha parlak, doğal ama aynı zamanda da kalıcı oluyor cildimde. Gerçekten porselen gibi duruyor. Çok sevdim bu fondöteni. Eğer hani Merve ben artık bıktım bu yağlı ciltten, transparan pudrayla uğraşamıyorum, bu yağ emici mendillerle falan uğraşmak istemiyorum diyenler varsa kesinlikle ve kesinlikle yağlı ve karma ciltleri çok seveceğinden emin olduğum uygun fiyatlı bir fondöten. Şimdi size mükemmel pigmentasyonlu harika bir likit far önereceğim. Kiko'nun 01 numaralı bronz rengindeki muhteşem likit farı. Kendinden aplikatörü olan ıslak formlu bir likit far bu. Yani ekstra parmağınızla onunla bununla falan sürüp böyle pigmentasyonu arttırmanıza hiç gerek yok. Zaten müthiş bir pigmentasyonu var. Ben yine de tabii sürdükten sonra şöyle bir parmağımla bir iki kere bastırıyorum. Daha sonra sadece üst kısmını dağıtıyorum. Yine daha önce anlattığım farlardaki gibi sanki iki renk far kullanmışsınız gibi oluyor. Mükemmel bir far. Yani sanki şey altın damlası gibi o kadar bir pigmentasyonu var. Ben yanlışlıkla bunun bir kısmını döktüm. Bu arada çok üzüldüm, kahroldum. Kesinlikle ve kesinlikle bu hafta işim bir alışveriş merkezine düştüğü zaman Kiko'nun bu farına bakacağım. Hatta başka renkleri varsa yine bakacağım. Yine toz farla uğraşmak istemeyenler ve pigmentasyon isteyenler Kiko'nun bu farına bayılırlar. Çok çok eminim. Kozmetikleri bitirdiğimize göre uzun zamandır favori videolarıma aksesuar eklemediğimi fark ettim. Çok da sık kullandığım ve sizlerin de çok sorduğu son dönemlerdeki en favori gözlüğümden bahsedeceğim size. Vogue ve Gigi Hadid'in işbirliğinden ortaya çıkan bu muazzam gözlükler. Aslında ilk acaba yakışır mı yakışmaz mı diye endişe etmiştim. Çünkü bugüne kadar kullandığım gözlükler arasında en farklı dizayna sahip gözlük kesinlikle. Cat Eye modelinde bir gözlük. İki farklı rengi var bende, cam rengi. Bir tanesi gördüğünüz gibi pembe ki ben buna bayılıyorum. Hatta çoğu zaman gündüz takıyorum, akşama kadar o kadar alışıyorum ki gözümde kaldığı bile oluyor. Bir tanesi de tamamıyla siyah olanı. İkisi de çok havalı.
Ne zaman taksam? Siz de çok soruyorsunuz. Hatta sokakta yürürken, bir kafede otururken bile yanıma gelip soran insanlar oluyor. Gözünüzü çok beğendim, nereden aldınız diye. Gerçekten Gigi Hadid'in zevkini çok beğeniyorum. Maybelline'le yaptığı işbirliğindeki ürünler de çok güzel. Vogue'la yaptığı bu gözlük koleksiyonu bence muazzam. Vogue markasını da şu anlamda çok seviyorum. Bence zaten Gigi ile yaptığı işbirliği son derece başarılı olmuş ama aynı zamanda ulaşılabilir fiyatlara sahip olması ve kaliteli gözlükler de yapması çok çok güzel. Çünkü gözlükler normalde biliyorsunuz oldukça pahalı. Bir markanın gözünü almaya gittiğinizde çok ciddi rakamlar ödüyorsunuz. Ve sonuçta bu sene yuvarlak çerçeveler moda. Önümüzdeki sene işte cat eye moda. Moda çok çabuk değişebiliyor. O nedenle hani ulaşılabilir fiyatlara sahip olması, kaliteli olması ve havalı olması açısından da ben gerçekten Vogue'u tebrik ediyorum bu güzel işbirliğinden ötürü. Zannediyorum ki bu kıştan itibaren tüm yaz boyunca bu iki gözlüğü kullanacağım gibi gözüküyor. Gözlükler, kozmetikler, bittiğine göre en sevdiğim bölüm olan dizi önerileriyle başlayalım. Aslında dizi film önerileri bu bölüm ama bu ay size film önermeyeceğim. Bir çırpıda böyle gözlerim dört göz açık şekilde izlediğim diziden bahsedeceğim. İsmi Altered Carbon. Netflix'te Şubat ayında yayına giren bir dizi bu. Ve Netflix'in bugüne kadarki en pahalı yapımlarından bir tanesi. Hatta Game of Thrones'a yakın bir bütçeyle yapıldığı söyleniyor. Richard Morgan'ın aynı adlı romanından adaptasyon bir dizi Altered Carbon. Blade Runner benzeri bir görsele sahip bir bilim kurgu dizisi. Spoiler vermeden diziyi şöyle anlatmak istiyorum size. Kahramanımız kendisine ait olmayan bir bedende bir cinayeti çözmeye çalışıyor. Ama izlerken siz de bu efsanevi dünyanın içinde kesinlikle kayboluyorsunuz. İçerisinde yapay zeka, sanal gerçeklik, bilinç transferi ne ararsanız var. Üstelik bütün bunları oldukça basit bir dille anlatıyor. Yapay zeka ve sanal gerçeklik konularına benim gibi ilgiliyseniz Altered Carbon'u kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Videonun sonuna geldik. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.